Hop, neredeyiz? Çok güzel manzarada ve çok güzel bir mekandayız. Bana göre öyle. Gelenler için de öyle. Yorum yapanlar için de Bana göre öyle. öyle ve şu an sizi çok kıskanıyorum açıkçası. Can Mokamp'tasınız. Can bizler. Evet. Merhaba Can, hoş geldin. Merhaba, hoş geldiniz siz de Can Bakan'da. Şimdi benim sosyal medya hesabımı takip edenler belki az çok bilir. Benim sık sık geldiğim, orada yoga yaptığım, oradan paylaşımlar yaptığım bir mekan Can Mokamp. Şimdi bu korona günlerinde fark ettiğim bir şey oldu. Senin orada dışarıdan yabancı misafirlerin vardı. Ve koronadan dolayı böyle bir hiçbir yere ayrılamadılar tabii, gidemediler. Ve siz o süreci ne kadar sürdü, hem ondan da bahsedersin. O süreci çok farklı bir şekilde değerlendirdiniz. Önce onunla Evet. başlayalım. Bir anlatır mısın, senin ağzından dinleyelim. Tabii. Elif, biz de Sergül'le kışları 1-2 ay yurt dışında oluyoruz. Daha ziyade Uzak Asya'da ve backpacking yapıyoruz. Yani ne demek? Sırt çantamızda dolaşıyoruz. Ve genelde dolaşarak hani böyle bir şezlong deniz kum tatili değil de biraz kültürel oluyor, geziyoruz, bu insanlar ne yapıyor, ne yiyip ne içiyorlar şeklinde. Daha sonra dönüyoruz ve bu bizi kendi yaptığımız işte çok fazla besliyor. Bir kere şöyle oluyor, yani hem biz başka kültürler tanırken bir de aynı biz gibi o kültürü tanımaya gelen insanlar, backpackerlar yoldayken neye ihtiyacı oluyor? Kaldığı, konakladığı işletmelerde ne varsa onu daha rahat ettiriyor. Ve hep bu donanımla geliyoruz. Bizim işimizi müthiş derecede pozitif etkiliyor. Bu sene de gittik. Bir de bu sene bizim balayımızdı. Onun için daha çok girdik. Sergin'le 2,5 ay dışarıdaydık. Şubat ortası geldik. Biz tam gelirken Tayland'da bu işler yeni başlamıştı. Bizim olduğumuz adada değil ama artık Kopangan'da kısmen insanlar maske takıyordu. Şeyde, özür dilerim, Bangkok'ta. Biz sadece havalanına girdik, az maskeli insan vardı. Uçağımızla bindik geldik. Daha Türkiye'de bu işler hiç konuşulmuyordu. Hemen orada kış programımızı yaptık. Çünkü Şubat'ta geldik, önümüz bahar. Ne yapacağız? İşte plantasyon yapacağız baharda, toprağı hazırlayacağız. Şunlar bunlar derken, zaten işletmemiz eski bir işletme. Yani birçok şeyimiz hazır. Ve 2-3 senedir de açıkça yabancı turizmde bir iyileşme var Türkiye'de. Dolayısıyla erken baharda da gelişler oluyordu. Biz bunu işte Hostelworld ve diğer kanallardan rezervasyon alıyorduk zaten. Şubat sonu da girişler başladı. Kampçı çocuklar, çünkü mesela Likya yolunu yürümek istiyor. Biliyor ki yazın Likya yolu yürürse çok sıcak, yürüyemez. Hani bu tip çok genç arkadaşlar, Türkiye'de üniversite okuyan ya da hasbelkader, o dönem burada bulunan Erasmus öğrencileri, gene final arası ya da vize final arası, onlar da bulunduğu üniversiteden çıkmış, Türkiye'yi tanımak için o boşlukta geliyorlar. Bunlar bizim yıllardır hani bizim zaten normal gelen yıllık olağan bizim ziyaretçilerimiz. Fakat bu defa her şey olağanken olağanüstü bir şey oldu. 6-7 tane arkadaşımız, çok genç arkadaşımız vardı. Buradan devam edeceklerdi. İşte genelde batıdan gelen doğuya doğru Olimpos Antalya'ya devam eder. O taraftan gelen de Fethiye Kabağa doğru devam eder. Bir haberler gelmeye başladı çok hızlı şekilde. Hatırlarsanız yani Türkiye sanki bir günde koronaya girdi. Bir günde böyle açıklamalar oldu. Eyvah, bu saate kadar çok takılmıyordu. Ve bir anda uygulamalar üst üste geldi ve uçaklar durdu. Ondan sonra burada bu çocuklar arasında korkunç tabii bir paniklemeler oldu. Hani hakikaten ilk tepki biraz şeydi. Korku üzerineydi. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Çok genç bu çocuklar. Ondan sonra oturup konuştuk. O zaman tabii de ilişkilerimiz daha soğuk. Ya dedik arkadaşlar, çünkü çoğu Türkiye'ye ilk defa gelmiş. Dedik ki önce korkmayın. Yani iyi bir ülkedesiniz. Bir kere sizin, özellikle Avrupa'dan gelenler için, sizin ülkenizden çok daha farklı olarak burası, burada sosyal devlet var. Ve buraya girdiğiniz zaman pasaportunuzda bu ülke devletinin koruması altındasınız. Dolayısıyla endişe edeceğiniz bir şey yok. Kafanızdaki bütün endişeleri silin dedik. Rahatlattık. Geriye ne kaldı? Burası tamam ama işte bu çocukların yani bütçeleri belli.
Çünkü belki bir hafta daha kalacaktı. O kadar bütçesi vardı. Sonra dönecekti evine. Yani durum belli. Aslında kampçı olduğu için de bize bir gider olmuyor. Yani bizim cebimizden bir şey götürmüyor açıkça. Dedik ki siz artık bundan sonra misafir olursunuz. Ama önce bunlar kendileri söylediler. Yani bizim böyle böyle de ekonomik sıkıntılarımız var. Ya varsa da dedik önemli değil. Ondan sonra bizim bu işte yazılıp çizilen maceramız başladı. Aşağı yukarı iki aya aşkın bir süredir bu arkadaşlarımızla beraberiz. Hala sizin burada mı kalsın? Tabii tabii. Bir arkadaşımız, bir İngiliz Emma vardı. O zaten son gelmişti ve çok endişeliydi. Aslında annesi biraz daha çok endişeliydi bence. O işte internetten buradaki yabancı komünitelerle efendim yazıştı. Ve en son Antalya'ya sanıyorum İngiltere Devleti bir uçak indirdi. Ona döndü. Fakat döndükten sonra bizim bir de buradakilerin WhatsApp grubu var. Oradan yazar çok pişmandır. Hep buradaki bizi de takip ediyor. Keşke orada olsak diyor sürekli falan. Öyle yani durumu. Diğer çocuklarımız, beş arkadaşımız iki ay aşkın süredir beraberiz buradayız. Bir anlamda aile gibi olduk. Olduk tabii yani. Ya olmaz mı? Çünkü beraber bir uğraş içindeyiz. Hani kimse de oturmuyor. Ya otur sıkılırsın zaten. Fakat hani yazılan çizilenlere ithafen de söylüyorum. Yani aklınıza bir çalışmak ve de çalıştırmak gelmesin. Çünkü öyle değil. Burada yapılan iş, biz çalışıyoruz ve burada çok fazla da hani biz sonuçta bir inşaat falan yapmıyoruz. Hani yapsak görülürdü zaten. Burada en fazla biz ne yaparız? İşte kışta zeytinde budama yaparız. Baharsa toprağı kırarız. Her sene onlarca falan bitki dikeriz. Kendimiz, ben ziraat mühendisi kökenliyim. Kendimiz denemeler yaparız. Acaba şöyle yapabilir mi? Bu atığı nasıl değerlendiririz falan diye. Biz gündüz bu şekilde vakit geçiriyoruz. Çocuklar değer veriyor. Öteki türlü zaten buradan çıkamıyorlar. Durum bu. Burada bir bütçe oluşturduk. Bir bütçemiz var. Böyle bir havuz var. Haftalık bizim kaç cuma pazarından alışveriş yapılıyor. Bu arada bütün şeyleri ben yapıyorum. Yani ben dış ilişkilerde benim. Bir haftalık yemek programı yapıyor. Belki her gün biri yapıyor kendi aralarında. Biz akşamları her günü eve gidiyoruz. Yani merkezdeki evimize gidiyoruz. Onlar burada bu şekilde son derece barışçıl. Akşamları işte film seyrederek böyle geçiyor vallahi. Evet. Yani sanatsal yapıcılıklar da ortaya çıktı galiba. Boyamalar falan. Yani bu tamamen ya, evet. Güzel değerlendirmek adına yapılmış şeyler tabii, değil mi? Yani çok güzeller. Bu çocuklardan yani backpackerlardan çok yetenekli insanlar çıkıyor. Biz bunları bak, Can Bokan 1985 yılında babam rahmetli tarafından kuruldu. Ben o zaman 11 yaşındaydım. O zamanlarda bu çocukların annesi babası gelirdi backpacker olarak bizim kampinge. Zaten işte yani gezgin turist ağırlama üzerine kurulan bir yer. Şimdi bu kuşakta onların çocukları. Aynı böyle bir kültürel beslenme ihtiyaçları var ve donanımlılar. Nasıl bir Kolombiyalı arkadaşımız var, Kota. O işte kız arkadaşı Laura. Laura Fransız ama bunlar Güney Amerika'dan gelmişler. Dolaşa dolaşa geliyorlar. Müthiş resim yapıyorlar yani. Ben şahitçiyim. Şimdi şöyle bir şey var. Bir de yani resim yapma demiyoruz. Hani ne biz bak sen şuraya bir resim yap diyoruz. Evet. Ne de o yapma diyoruz. Bunun altını çizmek lazım. Anlatabiliyor muyum yani? Adam ressam canı sıkılıyor yapıyor işte. Çok evet. Da güzel oldu. Yani. Şey demiyorsun değil mi? Yani böyle şurayı şu çizelim falan. Hayır zaten. Hepsi spontan. Şimdi bu arkadaşlarımız sanatçı ve zaten aramızda böyle bir profesyonel ilişki olmadığı için hani biraz müdahale etmesi de istesen de çok zor. Ama zaten amaç da bu değildi. Yani kimseye aman biz bunları bedava yatırıyoruz bir iş yaptıralım değildi. Çünkü böyle alınmasınlar diye özellikle sergine çok dikkat ediyoruz. Yani bir gönül kırıklığı bize söylemeseler bile çünkü bizden başka gidecek hiç yerleri yok. Ama asla burada zorunlu kalmak zorunda hissetmesin. Uğraşımız bu. Yani burada kendini bizim için bir şey yapmak zorunda hissetmesin diye ayrıca bir rahat ettirme çabasındayız biz bu insanları. Türk misafirperverliği. Tabii biz bunları göstermek zorundayız. Bu çocuklar gidecekler, dünyayı dolaşacaklar ben biliyorum. Bu işler bitecek. Herkese bize anlatacak. Yani bu ülke halkını anlatacak. Ülkesine dönecek arkadaşlarını anlatacak.
Ama oradayken biz bizim için ya da kendi için, sanatçı adamı tutamazsın, duvara bir şey yapınca da niye yaptın demiyoruz tabii ki yani. Neden diyeyim yani? Evet, evet. Ya ben aslında şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten. Nereden çıktı? Çok pardon. Yani nasıl oluştu, gelişti? Ne? Yani bayağı uzun zamandır plajdan bu yana, yani babadan bu yana zaten. Can Mokam. Evet, Can Mokam. Babanı zaten hani bilmeyen yok. Kaşak attığı şeyleri ayrı bir durum kitaplarıyla. Ya Can Mokam şimdi yani bizim buraya gelişim. Yeni nesil bilmez. Şimdi bilmeyen insanlara Kaş'ın çok yakın tarihindeki durumunu anlatması çok zor. Yani sen anlatırsın da onların bunu tahayyül etmesi, gözünün önüne getirmesi çok zordur. Çünkü gerçekten Kaş bir yokluk gereken bir anda her şey bir değişir oldu. Biz benim annem merhum 81 yılında vefat etti. Annem Erkaş'ın yerlisidir. Annemle babam Antalya Lisesi'nde öğretmenken tanışıyorlar. Bizim bir ayağımız hep Kaş'ta. Benim çocukluğum da bizim Gömbe Yaylamız'da geçti. Sonra da geçsin. Ben Gömbe Yaylası'nda bizim Armutlu Köyü'nde elma bahçelerimize atılan hani ilacın kokusundan dolayı ziraat mühendisliğini seçmiştim. O zaman o yıllar. Sonra Kaş'ta 85'te o kadar güzel bir yerdi ki. Artık o dönem ben okula başladıktan sonra yazları gelir oldu. Kışları Antalya'dayız. 85'te ben ortaokul hazırlığa gittim. Tam yaşım da o kadar güzel denk geldi ki. Bu ne demek? Ortaokul hazırlığa gittik. Yaza geldik, İngilizce biliyoruz. Çünkü hiç kimse yok. Ve tam o dönem arkadaşlar Kaş'ta yine böyle sakallı falan böyle turistler olurdu. Ama sanki hepsi sözleşmiş gibi. Korkunç bir turist yoğunluğu başladı Kaş'ta. Bunlar ilk İtalyan backpackerlar geldiler benim hatırladığım. Zannediyorum Kaş'ı değil de Castellorizzo'yu merak ettikleri için oldu bu noktasal bir atış yani. Çünkü sadece Kaş'talardı. Ve iş artık öyle geldi ki belediye anons ediyor. Diyor ki ya diyor, her yer turist dolu. Şunları evinize alın, ağırlayalım falan yani. Daha sonra benim okuduğum kaynaklar bir de geçen gün Salim amca da Facebook'ta yazdı. Yani o dönem 220 yatak varmış ancak Kaş'ta. Aynı tarihte Rodos'taki yatak sayısı 250 binmiş. Neyse. Tabii şimdi herkes tek vücut böyle bir şey içine girdi. Ya bu yabancıları rahat ettirelim. Ama memlekette de o dönem yabancı konuşan insan çok az. İşte ben varım. Benim kuzenim aynı okulda okuyoruz. Antalya Kolejinde Aslı var. Aslı Rezeci'yle birkaç arkadaşımız var. Yeni tanımadığım ama bir yerlerin parmakları kadar. Dolayısıyla biz koşturuyoruz sağa sola. O turiste yardım, bu turiste yardım. Herkes evine alıyor ama mutlu. Yani o dönem çoğu insan yaylaya gitmedi. Çünkü burada insanlar var. Ya para alınmıyordu. Yani evet. Hiç kimsenin aklına... Öyle bir şey yoktu karşıda zaten. Özelliğinde o kimsenin aklına zaten gelmedi para almak. Ama alınsın yani. Almasında bir şey yok da. Kimse, ya dert o değildi. Kimsenin aklına hiç para gelmedi. Bunlar alındı. Odalar verildi. Sabahları çok güzel işte. Fırıncı Tahir'in işte alınan ekmekler, topçudan alınan sıcak ekmeklerle kahvaltılar yapıldı falan. Kaç böyle 3-4 sene gitti. Giderken de tabii adamlar gerçekten mutlu dönüp bir sonraki sene 3 kat geliyorlar. Babam, merhum, burada bizim zeytinliğimiz vardı yani şu anda oturduğumuz yerde. Burayı, içinde bir taş ev vardır, taş bina. Böyle bir şey yaptı. Çünkü sağda solda o kadar çok çadır kuran insanlar var ki gene İtalyan. Ve çok fazla karavanlarla ve motosikletlerle giriş yapıyorlar. Burada ilk bizim denize sıfır bir makiliğimiz vardı. İlk işletme plajı olduk biz. Yani işletme plajı ne demek? Plaj işletmesi, özür dilerim. İçinde işte bir büfesi olan, şezlong şemsiyesi, denizde dubası olan. Hani şimdi böyle beach club'lar falan var ya. İşte onun temeli. 86'da oldu bu. Arkada da gene küçük bir yol vardı, kalkan yolu mevcuttu. Bungalolar. Benim hala küçük bungalolarım, backpacker bungalow dediğim. Babam rahmetli yaptı. 30 yıllık sedir ağacından bungalolardı. Onlar vardı. Zaten kuruluş amacı buranın bu insanları ağırlamaktı. Ve gerçekten de başarılı bir işletmeydi. Babam o yaşında emekli idarecidir. Böyle eski milliyetin müdürlüğüne de vekalet etmişti bir dönem. Antalya'da tanınan bir insandı. Eski hocalardandı. Biraz aynı şekilde gidiyor yani aslında. Evet. Şimdi o armut dibine düşer. Çünkü işletme anlamında biraz böyle katıydı. O yasak, bu yasak falan bizde dalga geçerlerdi. Askeri kampı burası falan diye. Ondan sonra
Ama ya onun da bir müşterisi oluyor. Onu severlerdi gerçekten. Şimdi benim gelişimde biraz şey oldu. Yani hayat beni buraya getirdi. Ben Zirai Mücadele İlaçları sektöründe çalıştım. İstanbul'da 10 yıl kadar. Araştırma enstitülerinde proje yaptım. İlaç ruhsatlandırmaydı profesyonelliğim ve bitki hastalıkları uzmanı olarak da araştırmalarda çalıştım. Yani işim gücüm yerindeydi diyelim. En azından benim kendi koyduğum, kurduğum bir şirketim vardı. Buraya işte maalesef o dönem kaşın biraz yıldızı parlayınca bizim buradaki işte kiracı, mal sahibi ilişkilerinden mütevellit. Ben buraya 3 günlüğüne geldim aslında işten izin alıp. İşte 15 yıl oldu. Yani ben buraya girip de hani İstanbul'dan işte ben de alayım, devralayayım, turizmci olayım, kampingçi falan. Aklımın ucundan geçmiyordu. Bunlar bizim çocukluğumuzda çok romantik, güzel anı olarak kalmıştı bizim için. Sonra asfalt kadar değil de bu zorla kiracıyla görüşme için gelince bir takım bir şeyler yaşadık. Ha dedik, burada olsak galiba daha iyi olacak malımızın başında. İşte o gün bugündür de meseleyiz. Bu noktada bir şey soracağım. Benim işte insanlara söylediğim işte Cammu Kamp'ta yoga yapmaya başladığım zaman ilk yogayı zaten senin orada başladım Burcu'yla. Ya çok huzurlu bir yer. Çok seviyorum canın orada olmayı. Sen zaten hani kışın da bazen işte gelin burada mangalınızı yapın falan dersin böyle. Hani onun yapmışlığımız da var. O da çok hoşuma gider. Bunu söylediğim zaman insanlarda hep şunu duyuyordum. İşte sen esas canın eski yerini görecektin. Deniz kenarındaki ya çok komik bir şey. Çok güzel. Böyle anlatıyorlar. Ona gelmek istiyorum aslında. Çünkü hani şu an bir kriz yaşanıyor. İşletmeler evet. Açısından. Sektör durdu. Bu yaz nasıl geçecek çok belli değil. Sen plaj işletmeciliği yaparken Kaş'ın bir numaralı deniz kenarında bir yerin varken Kaş Marina yapılmasından dolayı evet. Senin evet. O deniz kenarındaki yerin gitti. Ve hani o süreç anlatır mısın? Sonrasında nasıl yönettin bu krizi? Nasıl ayakta kaldın? Veya hani çünkü bence hani o kriz yönetimiyle halledilecek bir şeydi herhalde. Kolay bir şey olmasa gerek. Anlatırım tabii. Yalnız yani hep uzun, çok komik. Biz şu anda konum değiştirdik mecburen Wi-Fi ve yerel hatlardan dolayı. Şimdi kamerada Can'a yaklaşamıyorum ve uzaktayım. Şu anda Can'dan yarım kalan hikayeyi tekrardan. Yani başlamadı aslında. Yani öyle tam değil. Başından anlatırsan çünkü o arada dondu benim konuşmam. Tabii. İstanbul'dan işte özel sektörü bırakıp benim giriş yılım 2003'tür. Cammu Kamp'ı teslim alma yılım da 2004. Şimdi o ilk yani ilk bölümde bahsettiğim plajla bu plaj aynı değil. Çünkü sanırım tabii şimdi eskiden gerçek plaj vardı. Yani çakıl, makilik olduğu gibi denize sıfır inerdi. Daha sonra 90'lı yılların başlarında yani Tansu Çiller Başbakanlığında buradan galiba benim bildiğim bir talep gelmiş işte marina yapılsın diye. Ondan da işte İstanbul'da, Ankara'da ihaleler olmuş. Mete şirketi gelmiş burada denizi doldurmuş. Bizim plaj kısmında o gerçek ormanlık hani denizin içindeki o ormanlık kısımda olduğu gibi betonarme olmuş. Bir 15 yıl böyle kaldı. Her sene ihalesi olacak dediler. Gelen giden olmadı. Neyse onun üzerine yani beton arabalar falan da geçiyor. Ama iç kesimlerde hala biraz akasya ağaçlarımız falan var. Keçi boynuzu ağacı var. Orada küçük böyle bir büfe kurduk. Bir plaj ortamı yapalım dedik. O betondan gene denize bir iskele uzatıldı. Ama yani ne bir tabelası var. Yani hiçbir şey yok ortada. Bilen geliyor şeklinde. Ancak bilen de biliyor. Neden biliyor? Bu bölgenin adı Acısu'dur. Acısu'ya ismini veren tam bizim bulunduğumuz bölge oluyor. Aşağıda kükürt var. Bu kükürtlü su çok derinlerden gelip denize karışır.
ve bazen bizim Bucak Denizi'nde bu akıntıyı yani gözle de görmek mümkündür. Deniz buz gibi olur. Bazen üstü olur, bazen altı olur. Biz baba rahmetli burayı işletirken, ben çalışırken burada elektrik yoktu. Bir tane o gerene, meşrubatları gerene atardık, orada soğuturduk. Bütün buzdolabımız o gerenin içiydi. Hala o gerenin parçası bizim cam mokanta restoran bölümünde bulunur. Dolayısıyla bir de o su, sodalı su hakikaten insana faydası vardır. Bitkiyi yakar, asitlidir ama insana cilde özellikle çok faydası vardır. Ve korkunç bir vizibilite sağlar, görüş sağlar, çok berraktır. Onun için hani ne bizim için ne başka şey için bilen sadece o su için buraya gelir. Bizim bu acı suyun orada yüzmeye gelirdi. Biz de işte o büfleyi harekete geçirdik. Tabii gelenler hep eski kaşlı, eski kaşlı dedim yani yıllardır burada oturanlar, hani nereli olduğu gerçekten hiç fark etmez. Hepsi kaşlı. Böyle bir, orada da bir komünite doğdu. Çünkü bizden başka ve onlardan başka bizim orayı kimse bilmiyor. Herkes de gelen zaten bir tane küçük bir bütçesi oluyor. Böyle işte gündüz yeme içme bütçesi. Bütçesi bizim için de kolaylık oluyor. Her gün ciro aynı. Yani hani ne kazanacağını biliyorsun. İşte çay toz şeklinde gidiyor işler. Fakat yani o kadar güzel zamanlarımız oldu ki. Şimdi ben çok böyle şey bir adam değilimdir. Hani ben kalkarım böyle. O zaman tek başımayım burada. Personelim de yok. Yeni gelmişim. Bir sürü maddi imkansızlıklar falan var böyle. Sabah kalkarım, kalkamam ama müşteri gelmiştir. Önden hanımlar gelir böyle Gökseki'den, çayı koyarlar. Akşamlar çok orada bulaşıp üşenmişsem onları da yıkamışlardır artık. Ben gelirim ondan sonra işte insanlara tost yaparım. Orası tam bir aileydi. Ama gelirken bizden önceki kiracı orada bir gelenekler falan vardı. Hani böyle bir okey falan oynuyordu. Ben geldim bunları bir yasak ettim. Ondan sonra onu da bir başka bir bölgeye aldık. Güzel insanlarla doluydu Kaş. Böyle çok entelektüel abilerimiz vardı, hanımlar vardı. Aydemir Bey vardır mesela Kaş'ta. Hala yazları gelir. Aydemir Bey, Türkan Hanım. Eski Kaşlıdır onlar. Ciddi entelektüellerdir. Saat akşam yedi de Aydemir Bey'le akşam sohbetleri olurdu. Etrafında uzun duruşurduk. Yeter ki ona bir kelime verin, o her şeyi anlatabiliyor. Bir de akşam spor yapanlar vardı. Önümüzden rutin geçenler. Onlara şakalar yapardık. Toplu şaka, yolunu şaşırmış bizim haspar kadar cam mokan plajına gelmiş insanlara, turistlere organize şakalar yapardık. Ben işte mesela diyelim ki biri denize giriyor. Ben ıslık çalardım, hanımefendi derdim işte vaktiniz doldu. Onu ne demek falan derdi. Çıkmamız gerekiyor. Diğerleri derdi ki evet biz de gireceğiz, çıkmamız gerekiyor falan. Eğer tam o çıkarsa herkes alkışlardı, şey yapardı. Tabii Necmi Ocak var, Zana Alakaş'ta 7 guest house'ı işletti. O da beraber çalışırdık. Çok güzel zamanlarımız oldu. Hani para pul desem hiç onların hiçbir önemi yok yani. Kazandığınızın da önemi yok, kazanmadığınızın da önemi yok. Bunlar bize parayla karşılığı olmayan anılarımız kaldı. Ta ki bir gün siz sormadan ben devam edeyim. Sanırım 3 sezonumuz böyle geçti güzelliklerle. Bir gün birileri indi aşağıya. Tam da sezonu kapatıyoruz artık, bitti. Dedi ki, yani o kadar da böyle bir ters konuşmalar oldu ki dümdüz girdi adam. Ölçmeye başladı. Hani bir hoş geldin de, beş gittin de, kimseni tanıdık mesela bizim büfenin içine girdi. Adam öyle metreyle falan ölçüyor. Dedik ne yapıyorsun sen yani? Ondan sonra çok böyle ukalaca böyle bir konuşmalar, tavırlar. Neyse sonra biz anladık ki ha işte bu Makyol şirketi. Gelmiş efendim, bu da taşeronu muymuş neymiş, bir şeylermiş. Marina inşaatı başlayacaklarmış. Biz de oradan çıkacakmışız, tamam. Yani zaten kıyı kanunu var, biz hiçbir zaman orası bizim demedik. Aynı Kaş'taki plajlar için kimsenin de dememesi gerektiği gibi, bakın çok önemli. Öyle plajlar kimsenin olmaz. Sizin orada işletmeniz var diye maliyeyi biz Milli Emlak'a işgaliye ödersin. Bu ne demek? Bak ben burayı işgal ediyorum, bu da bunun cezasıdır diye. Onun için diyemezsin ki iki gün sonra burası benim diye. Çünkü sen o işgal ettiğinin belgesini vardır yani, ödemişsindir. Bu durum Kaş'ta bütün plajlar için aynı şekilde geçerlidir. Bunu herkes bilsin. Türkiye'nin her yerinde geçerli. Her şekilde geçerlidir. Böyle bilinsin. Biz geri çıktık. Tamam, bunlar işte zaten kendi yerleri yapsınlar. Marina ne güzel Kaş'ımız için iyi olacaksa biz de isteriz. Hiç önemli değil. Çünkü analarımız bizle beraber. Ancak daha sonra asıl mevzumuz başladı. Bize dediler ki efendim işte o marinanın bir uluslararası ruhsat alması için şehirler arası yolun şu kadar metreyle geçmesi gerekiyor.
İşte bir yol inşaatı başladı. Bu arkamızdan geçen çevre yolu. O bizim arazilerimize de denk geldi. Öyle bir mücadelemiz başladı. Bizim atadan kalma, bizim bu zeytinlik benim annemin dedesinden bize intikaldir. Yani 1930'lardan bizde mahalle kaydı vardır. Osmanlı'dan beri üzerinde oturduğumuz topraklardır. Üzerinde yaşadığımız, yani az değil. Şimdi arazilerimiz gider oldu. Ve daha kötüsü bu yolla beraber, şimdi sanıyorum bu şirket hep böyle ormanlık yerlerde otobanlar yapmış. Çünkü yol şirketi adı da böyle. Çok ağır şey kullandı. Halbuki burası meskun mahal. Yani ne demek? Belediyeye bağlı insanlar oturuyor. Ağır dinamitler kullandılar. Yani koca koca kayalar bu Fatih'in İstanbul'a atılan toplar gibi havadan geldi ve bizim Camokam arazisi üzerinde ne varsa, hani bir çiçekten, bir yılandan benim taş evime, bütün yaptığımız bungalar hepsi dümdüz oldu. Paramparça oldu. 4 sene böyle bir hayatımız oldu. Kolay değil. Bize derlerdi ki dinamit atılacak. Kamyonlar vardı burada, iş kamyonları. Kamyonların altına yatardık. Çünkü adamların o dinamit oranı artık o neyse hiçbir şey yok. Yani hiçbir matematiği yok. Kafasına göre koyuyor. Aa diyor ki bu çok gitti bu defa. Gökten taş yağdı bizim. 4 yıl ya. 4 yıl kafamıza taş yağdı. Bunu böyle bekledik. Böyle bir gün bu bitecek diye bekledik yani. Ne yapabilirsiniz ki? Bu işler yani biraz zordur. Hani kimisi der ki aa bunları anası babası bırakmış. Aman bunlar çok şanslı. İşte yok bunlar gökten para kazanıyor falan. İşte bunlar doğru laflar değil. Yani bir daha sadece bir 15-20 yıl önce buralarda olsalardı insanlar yani ne emekler vermişler birileri sırf üzerinde duracağım diye. Çok hak yeniyor. Bu da burada bir köşede kalsın. Ondan sonra tabii bu yol inşaatı bitecekti bir gün. Bitti. Bitti de yani bizim burası dümdüz oldu. Ve biz 4 yıl çalışmamışız. Maddi imkanımız hiç yok. Ne yapacağınıza kaldı iş. Yani bırakıp gidemeyiz. O zaman şeye başladık. O zamanlar bu gönüllülük siteleri yoktu ama Couchsurfing denen bir gene backpackerları evinde misafir etme mevzu var. Zaten burada da benim evim var, hala var. Orada kalıyorum. Oradaki işte bu Couchsurfing'in panoları oluyor. O panolara ilanlar koymaya başladık. Dedik ki ya biz burada böyle bir mücadelemiz var, yapıyoruz. Hani siz de misafir buyurun gelin ama hani ucundan da tutarsınız. Bir Polonyalı bir arkadaşımız vardı, Paul. İlk o geldi. Sonra o daha genişletilmiş yazdı. Tabii biz bu insanları davet ederken bunların şeyi de bizden, yaşayası de bizden. Yani yeme içmesi de bizden. Zaten buralarda olan insanlar, gezgin insanlar geliyor. Ya Elif, şimdi biz burada hani 2 kişi, 3 kişi falan çalışırız dediğimiz zaman daha bir hafta 60 kişi geldi. 60 kişi geldi kampa. Çocuklar doluştular. Doluştular ama yani biz bunlara bir de bakacağız diye söz verdik. Hani 60 kişiyi yedirmesi içmesi de çok zor. Her şey çok zor. Orada böyle komün bir şeyler kurduk. Belki bir tarla yaptık. Soğanlar şeyler yetiştirdik. Olmaz ya neler neler yaptık. Ve o çocukların el vermesiyle buradaki bütün kayaları manuel attık. Hani çünkü buraya iş makine zaten girmiyor. Bütün böyle manivelalar kuruldu. Bütün kayalar atıldı. Sonra yerler çapayla düzleştirildi. Her şey. Buraya en az 250 kişinin eli değdi. Hepsi dünya çocuğuydu. Öyle burası yeniden doğdu 2011 yılında. İnanamazsınız yani. Gelen herkes ilk halini bilip de sonra inanamadılar gözlerine. Ve o sadece o 200-250 çocuğun sayesinde, arkadaşlarımızın sayesinde oldu. Evet. Ve şey, hani şu anki kriz o zaman sana çok da koymamıştır belki de. Yani mutlaka sağlık açısından hepimiz korkuyoruz ama ben... Ya biz... Şimdi ben bir krizlere karşı hayat tabii çok acayip. Allah daha kötüsünü umarım ileride önümüze çıkartmaz ama hayatımda böyle krizlerim olduğu için gardlıyım. Bir... İki, çok şanslıyım çünkü biz hala Camokam hala içinde evim var ve burası bir 4 dönüm üzerine açık hava, etrafı çevrili, hani bir odada kalmam gerekmiyor ve burada gerçekten hiç dışarı çıkmazsan istersen 1 yıl yapılacak iş var.
Hatta Can Mokam'da iki gün çalışma arkanı dön, Can Mokam sana küser ve burası mezbelelik olur. Yani burada her gün yapman gereken rutin işler var. Burası kaşın en ve en yeşil alanı, en fazla ağaç çiçek kullanılır ve bunu muhafaza etmek falan kolay değil gerçekten. Çünkü burası zeytinlik ve biz şehir sulamasıyla bu kadar alanı yeşil tutabiliyoruz. Kendi kendine olmuyor. Bizim çalışmamızla oluyor. Evet. Onun için hani bu da bir şans işte. Biz zaten burada çalışıyorduk. Bu arada sokağa çıkma yasağı oldu. Hani biz zaten içindeydik. Ama tabii işin ekonomik boyutu da var. Yani şu anda biz kapasite anlamında Kaş'ın 4-5. büyük işletmelerinden biriyiz. İçeri aldığımız insan açısından söylüyorum. Yoksa ciroyla falan ilgisi yok bunun. Kampçıları ağırlıyoruz. Alanımız çok geniş olduğu için ağır giderlerimiz var. Ve bize özellikle Mayıs ayı kampçıların zamanıdır. Özellikle bu sene çok ağır beklentimiz vardı. Çünkü bütün Avrupa neredeyse bizi konuşuyordu. Türkiye ve Kaş'tan bahsediyorum. Çok beklentimiz vardı. Olmadı ama sağlık olsun. Hani bunu öylesine demiyorum. Gerçek anlamda söylüyorum yani. Sağlık olsun. Gerçekten önce sağlık, sonra diğerleri. Ama şunu da demeden geçemeyeceğim. Yani eğer bir virüsle hep beraber halk olarak mücadele edeceksek edelim. Ama tutup da ruhsatlı işletmeler kapatılsın. Tamam, çok güzel. Ama ruhsatlı olmayan işletmeler iş yapılsın ve bunlara müdahale edilmesin. Demek ki bu işte bir samimiyetsizlik var. Yani bu şekilde virüsle mücadele edemeyeceğim belli. Biz nasıl mücadele edecektik? İşletmeler almıyoruz. Tamam, siz de Kaş'a girmiyorsunuz. Çünkü girince kalacak yeriniz yok. Toplu bir mücadele gerekiyor. Tabii. Apart olarak işletip kendim dışarıdan birilerini alıyor. Yani ben derken bir sürü insan bu işi yapıyor biliyoruz. Yani, burada samimiyetle devletin yani uygulamaları çok önemli. Yani önemli konular. Bayağı bir canlı da hani Likyo sohbetinde geçmiş tarihi de inceledik. Aslında çok önemli bilgiler aldık konumsal olarak. Yaklaşamıyorum bir türlü. Evet. Bir an önceki bağlantıdan dolayı da sosyal. Aslında biz hep birlikte yaşıyoruz. Hani bulaştırma hep bulaştırmıştık zaten bu zamana kadar ama güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Valla ben her şeyine çalışan arkadaşlarla... Sizinle birlikte konuşmalarınızla devam edecek. Evet, edecek. Şimdi birazdan çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Kaş'ta konaklama ile ilgili son durumları, son şeyleri değerlendireceğiz Can'ı ile. Tamam. Bakalım, hani göreceğiz. Teşekkür ederiz bizi ağırladığın için. Ben yani burada dışarıdan... ben insan ayırt etmiyorum zaten. Yani dışarıdan gelen misafirlerimi istiyorum. Ben yerli turist olayına da, yabancı turist olayı da yok. Dünya bizim evimiz ve her yerde misafiriz diyorum. Böyle olacak ve böyle gidecek. Teşekkür ederim sana. Ben de teşekkür ediyorum. Can. En kısa zamanda da geleceğim oralara inşallah. İnşallah. Görüşmek bekliyoruz, üzere. Bekliyoruz.